Kilosu, Nekropolu'yla, Akropolu'yla tam bir antik kent. Biliyorsunuz orası Kizvatna Krallığı diye bilinir. Kilikya bölgesinin başkentiydi. Orada yaklaşık 80 bin askerin olduğu ve rivayet edilir ki o dönemde milattan önce 19. yüzyılda başlayıp milattan sonra 3. yüzyıla kadar bütün savaşlarda yenilmez şehir olarak bilinir. Niye? Çünkü 80 bin askeriyle bütün girdiği bütün savaşları kazanan bir kent olarak, yenilmez şehir olarak bilinir. Anavarza UNESCO'nun geçici miras listesindeydi. Sayın Valimizin girişimiyle daim listeye alınabilmek için Anavarza ile ilgili alan yönetim planı bakanlığımızla birlikte hazırlamaya başladık. İnşallah kısa sürede bunu hayata geçirirsek UNESCO'ya başvuracağız, daimi listeye alacağız. Bunun da anlamı şu, daimi listeye aldığımız zaman uluslararası UNESCO tarafından da destek görülecek ve kamuoyuna daha iyi tanıtabilecek bir duruma gelecektir. Şu anda Anavarza ile ilgili bakanlığımızın özellikle 2014 yılında eski Kültür Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'in girişimleriyle başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarında belli bir aşamaya gelindi. Ve bu çalışmalar esnasında şöyle bir özellikle dünyanın tarihte en eski duble yolu olarak bilinen 34 metre eninde yaklaşık 2700 metre uzunluğundaki duble yolun açılmasıyla ilgili başladı ilk çalışmalarımız. Daha sonra çevre biliyorsunuz surlarla çevrili olan bu antik kentin sur duvarlarının restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlandı. İnşallah en kısa sürede onların da restorasyonuna başlanacak. Ayrıca biliyorsunuz Anavarza Kalesi ihtişamıyla bu bölgenin hatta Türkiye'nin en önemli kalelerinden bir tanesi. Bu kalede çevre düzenlemesi ve yol yapımı ile ilgili de projemiz onaylandı koruma kurulu tarafından. İnşallah en kısa sürede onlar da hayata geçirildiğinde yani Anavarza'yı turizme arz etme anlamında çok ciddi bir mesafe kat edildi.